Konumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan. Ege Hocam merhaba, hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba, hoş bulduk. Hocam İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce işsizlik rakamlarıyla isterseniz bir start alalım. Yani 9.4 olmuş. Bir önceki ay bu oran %9.6 idi. Bir düşüş var. Bu düşüşü neye bağlayalım? Bu çok önemli bir düşüş değil tabii, oran da çok düşük zaten. Evet. Esas uzun zamandan beri Türkiye ekonomisi %10 veya biraz altına geçti. İşsizlik oranıyla devam ediyor. Bu ekonominin çok canlı olduğu zamanlarda ki rastladığımız bir büyüme oranı. Bunun daha altı ve pardon işsizlik oranı. Türkiye maalesef onun çok altında bir işsizliği görmesi pek mümkün olmadı geçmişlerde de. Bu yapısal birçok sorunu var. Yapısal derken yani şunu kastediyorum. Nitelikli iş gücü bulunamıyor birçok sektörde. İş arayanlar var vesaire. Burada bizim böyle bir yapısal sorundan bahsediyoruz ama genel olarak makro ekonomi açısından baktığınız zaman ekonomi canlı mı? Yani hizmet sektörü özellikle iş yaratabiliyor mu? İş sunabiliyor mu? Buradaki emek çok nitelikli bir emek olmasa da işte onu sunabiliyor hala Türkiye ekonomisi ki bu işsizlik rakamları da böyle %10'ların biraz altında dolaşıyor. Bu daha ekonominin yavaşlamadığını bize gösteriyor. Yani yavaşlama sürecine girmesini ekonominin belli bir miktarda en azından enflasyonu düşürebilmek için bekliyoruz ama henüz orada değiliz. İşsizlik bu tabii kötü bir şey değil. Yani hani çünkü işsizlik önemli bir problem. Bunu enflasyonu düşürmek için belli bir ölçüde buna katlanmamız gerekecek. Onun tabii da önlemlerini almak gerekecek. O ayrı bir konu ama esas biz bunun altında bir işsizlik görmek istiyorsak o çok daha yapısal ve çok daha uzun sürede aşılabilecek bir problem. Tabii. O yapısal reformlar denilen mevzunun hayata geçirilmesi Ege Hocam değil mi belki de? Bir kısmı öyle elbette. Yapısal reform dediğimiz zaman orada onun içinde tabii ki verimli iş gücünün verimini artırmak, daha verimli alanlara ekonomiyi kaydırmak. O zaman da tabii verimli üretim yapmanız nasıl mümkün olabilecek? Nitelikli iş gücünüzün olması lazım o alanda çalışmanız için ve onun da veriminin yüksek olması lazım. O alanlar genişledikçe tabii bu işsizlik rakamları da daha aşağıya iner. Şöyle söyleyeyim yani bunlar nedir daha aşağı bizim Türkiye için? Bir de kayıt dışı var tabii Türkiye'de. Bunu da dikkat etmek lazım. Yani bir ciddi bir kayıt dışı İşte bu da kayıt dışını beraberinde getirir mi falan yani. Bir kayıt dışı meselesi çok önemli hocam. Yani o da soruldu zira. Evet buyurun. Evet yani tabii o da var. Yani onu kayıt içine aldıktan sonra biraz da bu işsizliği konuşmak lazım. Aynen. Ama dediğim gibi yani yapısal reformlar, verimlilik vesaire bunların hepsi neme geldiğinde Türkiye bence orta vadede kayıt dışı da içine alarak bir %5 işsizliği hak ediyor. Bunu görmeyi hak ediyor. Bunu da ama kısa vadede yapmak mümkün olmayacak. Bu rakamlardan onu anlıyoruz. Yani kısa vadede görüp görebileceğimizin maksimumu bu. Çünkü bu şeyde ancak bu önlemlerle birlikte bir orta vadede Türkiye'yi daha bir de burada çok önemli bir konu var. Onu atlamıyoruz hiç tabii. Hep belirtiyoruz. Genç işsizliği. Orası çok daha yüksek. Yani oradaki rakamlar çok daha yüksek. Gençlerin işsiz olması demek çok daha ciddi bir vahim sorun demek. O da 20'lerin üzerinde. Şimdi bunu siz aslında iş gücüne bir insanı hemen okulundan mezun olur olmaz olduğu zaman iş gücüne hemen katmazsanız onu daha sonra ileride katmanız kolay olmuyor. Bu da heba ettiğiniz bir kaynak sizin açınızdan. Bu da çok önemli bir sorun. Yani bu yapısal sorunlar dediğim zaman bunların hepsi içine giriyor tabii. Evet. Şimdi bu enflasyon meselesi önemli. Şöyle ki Sayın Şimşek'in açıklamalarını bir taraftan sizinle konuşurken aslında çok sıcak ya hocam. Sıcağı sıcağına ben de başlıklara bakıyorum. Bir tezon programına katılıp OVP'yi değerlendirdi Sayın Mehmet Şimşek. Enflasyonla ilgili kur meselesiyle ilgili kredi kartlarıyla ilgili ya dahası düzenlemeyle ilgili Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili işte anlaşmayla ilgili birçok açıklamaları oldu. Çok önemli açıklamalar bunlar.
ve uzun zamandır da böyle birebir bir açıklama aslında yapmıyordu. Enflasyon tahminleriyle ilgili konuştu mesela. Ya bu birincil önceliğimizdir dedi. Ya fiyat istikrarı burada belirleyici. Ama işte hani bu yapamazsınız, edemezsiniz. Yani enflasyonu düşürmek gerçekten kolay değil. Yani dahası yöntemi kolay ama bunu gerçekleştiremezsiniz gibi şeyler hani söyleniyordu. Ama biz bunu gerçekleştireceğiz dedi. Yani bu konuda kararlıyız dedi. 2026'yı gösterdi. Orada 2026'da tek haneyi düşürmeyi hedefliyoruz dedi. Evet zor ama biz bunu başaracağız dedi. Gidişat neyi gösteriyor Ege Hocam? Ne dersiniz? Şimdi gidişat bence bir orada OVP'de daha önce Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalarda yani Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimini devraldığından bu yana politikalarda ciddi bir değişim var. Onu görüyoruz. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Evet. Onu görüyoruz. Yani ama bu gidişatın olumlu olduğunu söylemek bir kere onu teslim etmek lazım. Tabii. Yani hani bir rasyoneliteye doğru bir terim de çok kullanıldı. Hani buna eklemek lazım. Şimdi burada eleştirilen neresi eleştiriliyor? Enflasyonla mücadele konusunda bir yavaş adımlar atıldı. Bu ne demek? Şimdi enflasyonla mücadele demek her şeyden öte bir sizin işsizlik gibi bir maliyete katlanmak zorunda olmanız anlamına geliyor. Çünkü burada enflasyonu yaratan kredi, özellikle kredi genişlemesi, bu biraz önce bahsettiğimiz verimsiz firmaların hala iş yaşamında kalmasını sağlıyor ama onları destekliyor. Yani siz bu firmalara, bunlara enflasyonun altında işletmelerini sürdürebilmeleri, işçilerine hala bir bölümü, bir de devlet harcamaları. Devlet de harcama yapıyor. Şimdi bunu ortadan kaldırmak demek, siz eğer oradaki iş gücünü biraz önce konuştuğumuz gibi daha verimli bir alana transfer etmezseniz, orada çalıştırmazsanız işsizlik demek. Dolayısıyla maliyet bu. Bu maliyetin, şimdi enflasyonu düşürmek kolaydır. Maliyetini önemli olan en az maliyetle düşürmek. Şimdi enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını astronomik yukarı çıkartırsanız ve ekonomiyi boğarsanız tabii enflasyon hemen düşer. Ama şimdi bunu daha az maliyete katlanarak yapmak isteniyor. Ama burada da şöyle bir şey var. Ne kadar az maliyete katlanmak istersek de o zaman da enflasyonu düşürmemiz güçleşiyor. Burada böyle bir ince denge söz konusu. Bir de maalesef bizde 2018'i hatırlarsanız orada bir resesyon oldu. Orada da bir enflasyon yukarıda düşmüştü. Hemen ama belli bir işsizlik oldu. Resesyonla enflasyon düştü. Şimdi biraz daha zor bunu yapmak. Hem geldiğimiz yer itibarıyla hem de işsizliğe katlanmak itibarıyla hem de siyasi olarak da seçim de var. Seçim de var hocam. Eleştirilen doğru. Nokta burada. Çok doğru. Yoksa politika tümden iyi tarafa doğru yöneliyor ama acaba burada bu enflasyon konusunda bu maliyetten kaçınmaya yönelmek acaba onu geciktirecek mi, tehlikeye düşürecek mi diye yapılan eleştiri. Yoksa yani program tabii ki doğru tarafa doğru yönelmiş durumda. Bir de Ege Hocam bu programın da böyle bir etkisini hani ne zaman hissederiz diye herkes birbirine soru soruyor. Sormuyor değil. Şimdi kur meselesi önemli. Mesela kurla ilgili şöyle bir cümlesi var. Yani yaklaşık bir saattir ben Sayın Şimşek'i dinliyorum bir taraftan yayına hazırlanırken de. 2021'in Aralık ayıyla 2023'ün Mayıs ayında Mayıs ayına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuştu ya. Biz kuru serbest bıraktık diyor. Kura müdahale doğru değil diyor. Şimdi bir taraftan bakıldığında aslında şöyle bir şey de yani 2024 yılı ikinci döneminde enflasyonda tüm dünyada düşüşler olacak ve yatırımlar hızlanacak diyor. İşte zayıf kur, yüksek enflasyon dönemi sona erecek. Şimdi bu açıklamalara bakıyoruz da yani gelecek yılın ikinci dönemi mi? 2025 mi? Yani eğer bu şekilde giderse ve seçimden sonra sizin dediğiniz gibi verilen sözler, alınan ekonomik tavır, o politik tavır, bütüncül bu şekilde böyle devam ederse yani bir rahatlama, böyle bir halkın, vatandaşa yansıyan bir nefes alma dönemi ne zaman olur hocam? Şimdi bu işte bu işi en zor yapan
Konulardan bir tanesi bu. Şimdi maalesef dezenflasyon demek bir maliyet. O da işsizlik maliyeti. Orada biraz önce konuştuk. Şimdi bu maliyeti birilerinin ödemesi lazım ama maalesef uzunca bir dönem gelen bu enflasyon o kadar büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği yarattı ki şimdi o maliyeti standart olarak işte hadi siz yine ödeyin diyeceğiniz kesimler çok büyük bir satın alma gücü kaybetmiş durumdalar. Şimdi o zaman yani burada başka bir bunu zor yapan konu da olur. Şimdi herkes de o yüzden ne zaman rahatlayacağız diyor ama enflasyonu düşürmek demek böyle rahatlatıcı bir süreç değil. Yani Tabii. sonunda rahatlayacaksınız. Sence Sonunda çekeceksiniz kazanacaksınız. önce. Dolayısıyla yani burada bir böyle bir sorunumuz var. Şimdi çok büyük bir dönem geçti, 1,5 yıl. Burada bu negatif faiz politikasının böyle etkileri oldu vesaire. Şimdi bu dönemde dediğim gibi gelir dağılımı çok bozuldu ama bir kesim de çok ciddi kazandı. Çok. Mesela burayı birazcık daha standart bir dezenflasyon programının ödeyecek maliyeti ödeyeceklerinden ziyade başka o dönemde kazanmış olanlara doğru biraz bu maliyeti yansıtmak en azından adaletli bir davranış olacaktır. Peki. Ama şunu bilmek lazım. Bu enflasyondan kurtulmak için bir fedakarlık mutlaka gerekiyor. Onu erteledikçe de, onu ertelemeye yani bu programa yapılan en büyük eleştiri de oydu. Bunu daha fazla ertelemeye kaçınırsanız o zaman da ödeyeceğiniz bedel daha fazlalaşıyor. Yani bunu dengeli bir biçimde buradan zarar görecek olan insanları çok fazla zorluğa düşürmeden başka yollarla onları destekleyerek belli bir maliyete de katlanmadan bu enflasyonu indirmek mümkün değil. Şöyle diyeyim, ben 2024'te bir de şu var tabii, burada bazı olumlu gelişmeleri de görüyoruz. Yani bu süreç içerisinde size yurt dışından kaynak gelirse bu süreci daha rahat geçirirsiniz. Daha az acıyla geçirirsiniz. Öyle bir yönelim de var. O tarafa doğru da belli bir kaynak girişi de var. Evet. Önemli olan burada bizim bir içeride bir inandırıcılık sağlıyor olmamız. Yani bunun gerçekten yapılacağını ama buradan da bir bedel ödenecekse o bedeli adaletli bir biçimde dağıtacağımıza dair Ha, tam da o noktada. inandırıcılık Mesela bir kazanmak. bedel, hocam harika. Yani bir bedel ödenecekse o bedel adaletli bir biçimde dağıtılsın. Yani mevzu biraz da bu galiba. Vergi meselesi çok belirleyici mesela. Ben kredi kartı düzenlemesine geleceğim. Bu kredi kartı düzenlemesi de gündemde. Yani yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi %140 artmış galiba. Bu kadar işte yüksek kredi hacmiyle enflasyon ve cari açık kontrol altına alamazsınız diyor. Yani belli ki orada düzenleme gelecek. Krediye ulaşım çok zor. Musluklar kapalı biliyorsunuz. Taşıt kredisi böyle, konut kredisi böyle, ya zaten o hayaller bitti. Şimdi şöyle, vergi meselesi mesela çok önemli. Ya bu vergi meselesi bir adaletsizlik, gelir dağılımında adaletsizlik. Ya vergideki o vergi reformundan bahsetti. Biz bunu nasıl anlayalım? Bu reform meselesi mesela ne dedi? Gelecek sene vergi reformlarını yapacağız dedi. Acaba bu yerel seçim sonrasında mı kalır vergi reformu? Vergi reformundan ne anlamalıyız? Çünkü vergi reformu deyince insanın aklına ne geliyor? Yine ek vergiler böyle. Reform deyince de biraz insanın aklına o geliyor. Vergide de bir adalet sisteminin yerine gelmesi gerekiyor. Yani o da çok belirleyici diye düşünüyorum. Ne dersiniz hocam? Buyurun. Çok doğru, elbette. Yani bunun bir ayağı o. Şimdi siz diyorsunuz ya hani kredi kartı harcamalarını kısıtlayacağız vesaire. Evet. Bunlar evet ister istemez olacak. Yani bedel derken bunlardan bahsediyorum. Çünkü bu şekilde gittiğiniz zaman enflasyon düşürmeniz mümkün değil. Yani böyle bir harcama kalıbıyla böyle bir harcama yaparak işte herkes bunu yapmak haksız demiyorum. İnsanlar tabii ki ne yapmaya çalışıyorlar? Bu yüksek enflasyonda paralarını da ellerinde parayı arttırabilecek olsalar bile arttırmak istemiyorlar. Çünkü harcamak çok daha avantajlı. Yani kaybediyorsunuz elinizdeki parayı çünkü sürekli olarak. Dolayısıyla bir an evvel harcamaya döndürmeniz lazım. Ya da işte faizler düşükse, enflasyon çok altında bir faiz varsa o zaman oradan borç alıp onunla harcamaya Aynen, döndürüyorsunuz. aynen, Ama aynen. bu kaçınılmaz olarak oluyor çünkü gelir dağılımı çok bozulduğu için ama böyle giderek enflasyon düşürülemez. Yani bu imkansız. Yani bunun değişmesi lazım. Bedel derken bunu kastediyorum. Şimdi vergi tarafı doğrudur.
Şimdi birincisi mesela bence ilk başta ya hemen gelir gelmez bu dolaylı vergilere falan bu kadar artış yapılması hem enflasyonu sıçrattı hem de bu adaletsiz vergi sistemini devam edeceğine dair bir inanç oluştu. Nedir dolaylı vergi? Dolaylı vergi en adaletsiz vergi. Tıpkı enflasyon da bir vergi. Yani öyle düşünmemiz lazım. Bakın enflasyonu da şimdi eğer siz harcamayı arttırırsanız ve bunun karşılığında da üretim artmazsa o zaman bu enflasyonist olur. Dolayısıyla bu verilen krediler enflasyonun altında ya da yapılan devlet harcamaları bunları böyle kamu kaynaklarından Merkez Bankası'nın parasal genişlemesiyle finanse ettiğiniz zaman bunun bedeli de enflasyon olarak döner. Dolayısıyla bu da bir vergidir. Enflasyon da bir vergidir. Hem de en adaletsiz vergidir. Tıpkı dolaylı vergiler gibi. Çünkü herkes aynı vergiyi öder. Yani mülkü milyarderde olsanız, asgari ücretle de çalışıyor olsanız aynı vergiyi ödersiniz. Şimdi buradan mesela Sayın Şimşek'in açıklamalarında bunun bir seferlik olduğu, bir daha yapılmayacağına dair bir ben de okudum. Bu demek ki burada vergi sisteminde, burada artık dolaylı vergilere yüklenilerek gidilmesi değil, dolaysız vergilerden, hatta orada geliri daha yüksek olandan daha fazla gelir alınma, vergi alınmasıyla bir düzenleme yapılacak. Şimdi ne zaman yapılır? Tabii bunlar büyük... Vallahi Ege Hocam olması gereken bu kilit cümleyi söylediniz işte. Yani geliri daha yüksek olandan daha fazla alacaksınız değil mi? Yani kilit mesele de bu. Yani bu adalet sağlanmak durumunda. Yani kur meselesiyle ilgili de 21 Aralık ayından 2023 Mayıs ayına kadar kur tutulmuş. Biz kuru serbest bıraktık. Ya yani rasyonel politikalar diyoruz diyor Sayın Mehmet Şimşek. Çünkü bir taraftan rasyonel politikalar deyip diğer taraftan kura müdahale de doğru olmaz diyor. Ha, bir de şöyle bir şey var işte bu rasyonel politikalar derken şunu da söyleyelim öyle de sizi uğurlayalım Ege Hocam. Ya taşıt kredilerinde sınırlandırıcı tavrımız devam edecek diyor. Konutta da öyle. Yani birinci konutu destekliyoruz ama o da hani destekleme biçimi ortada. Ama ikinci ya da daha fazla konut için kredi desteği vermeyeceğiz diyor. Böyle de açıklamaları var. İsterseniz son olarak değinmek istediğiniz. Şimdi, tabii, çok bunlar... fazla başlık var aslında da yani şimdi o yüzden. Hemen söyleyeyim. Şey, şimdi bunlar çok normal. Çünkü bunlar zaten krediyi o şekilde sınırlamanız lazım. Kaçınılmaz olarak. Dediğim gibi bunun bir bedeli var. O bedeli de telafi edecek başka yöntemler düşünülmesi gerekiyor. Şimdi kredinin elbette ucuz kredinin yani enflasyon altındaki kredinin nereye verilmesi lazım? OVP'de buna benzer başlıklar da var. Sanayiye, sizi üretiminizi destekleyecek olan. Bu üretimin de özellikle uluslararası piyasalarda satılabilir bir üretim olması gerekiyor. Gıda sektörü. Evet. En büyük enflasyonu yaşadığımız yerlerde bunlara verilmesi gerekiyor. Yani kredinin bu şekilde bir yeniden düzenlenmesi bu programın başarısı için kaçınılmaz. Bir de dediğim gibi ama şey hayali de kurmamamız lazım. Kısa vadede böyle her şey düzelecek, her şey güllük gülistanlık olacak. Maalesef ya bu bir süreç alacak. Yapılan bence olmuş olanı tekrar yeniden oluşturmak bir zaman alacak bir şey. Dediğim gibi bunun da başarısı da burada bizim hepimizin buna inanmasıyla oluşabilecek olan bir şey. Dolayısıyla ne kadar buradan gelirse yani Sayın Bakan'dan, Merkez Bankası'ndan ne kadar ikna edici açıklamalar gelirse ve ne kadar ikna edici politika unsurları gelirse bu program o kadar fazla başarı şansına sahip olur. Onun da altını çizmek lazım. Tabii ki ikna etmek için de doğal olarak bu yaşanmış geçmişte olan şeyleri düşünüp önümüze daha gerçekçi bir senaryoların konması lazım. Onlar da ya dediğim gibi burada bir yönelim var. Onun da altını çizmek lazım. Bu tarafta bu, böyle olumlu bir gidişat var. Umarız başarıya ulaşır. Ama çekinceleri de her zaman söylemek gerekiyor ki bunların dikkate alınması lazım. Onu da belirtmek istiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.